kullanılan çatıları muhabbeti gelmiş, kendi söyleyeyim. Tam üst üste geldi. Evet. Ve günün ikinci karşılaşması, belki de serinin son karşılaşması olabilir. Papara Supermassive savunmada başlıyor. Rakibinin haritasında S2G 2-0 için gelecek. Ve yavaş yavaş mid tarafından B'ye doğru bir oyun sergileyebilirler. Bunun çok fazla kullanıldığını gördük. Zaten B savunmasındaki üçlü de bunun tahmininin yapıldığını bizlere gösteriyor. Şu an her yerden bir destek, flash, görüş oku, o bu hazır. Evet, yavaş bir başlangıç. S2G'den daha önce olduğu gibi Lotus'ta da görmüştük bunu. Oldukça dikkatliler. Drone'la önce A lobiyi kontrol etti. Rizzi aceleci değiller. A tarafında yalnız başına oynayan Izzy var. O da biraz işkillenmiş durumda. Hani short'a geçme ihtimaline binaen sürekli yerini değiştiriyor. Şimdi geri çekilmeyi tercih etti. A'yı tamamen gap bırakmayı tercih ediyor Supermassive. Yani bir risk bu tabii ki. Heaven açıktı Izzy. Daha zor olacak. Oraya mutlaka smoke gelir. Pozisyon yakalaması zor olacak. Arkayı görecek bir taret geldi Paura'dan. Şimdi hızlandılar. Raz deşini attı. Rahat bir giriş. Retake olacak. Erken paranoya. Şu anda Burzy'nin paranoyasını kullanması hiç iyi olmadı retake için. Retake de zorlanacak. Site içinde konumlar alındı. Easy. Bekliyor burada smoke'ta. Raz köşeye yerleşti. Elinde bir tane Frenzy var. Tabi burada atlayışta zaten aim bozulurken Frenzy'nin de yakın mesafe hızlı avantajıyla bir şeyler değiştirilebilir. Hemen bir flash girecek. Oo, değiştirilemedi. Ross arkasına attı. Elin çok güzel dönmüştü burada. Power Variance'den takaslar gelmiş olsa bile silah konusunda biraz sorun varmış gibi gözüküyor. Çift sekme güzel bir etkiye sol tarafta Riyans rakibini görürken sağ taraftan bir anda Sterben fırladı ve artık tek başına burada büyük ihtimalle alacaklar imhayı. Lurz'un bu mucizeyi yaratması imkansız. Papara Supermassive'den iyi bir take, net bir take. Ross çok şaşırdı olaya. Yani böyle birden başladı ya retake. Yani Heaven'ın altını sarstılar. Biliyorsun DRX'in bu işte başlattığı bir meta. Heaven'dan retake metası. Evet. Korelilerin oyuna büyük katkısı. Yani şuradaki retake algısını tamamen değiştirdiler aslında o hareketle birlikte. Ya bence zaten olması lazım. Az önce de konuştuk ya, hep bir farklılık, hep bir farklılık. Binlerce seçenek var yani şu oyunda. Kullan abi. Euro oyna kardeşim bu arada. Euro. Bir şey söyleyeyim, oynarım. Daha önce EMEA'da oynanmıştı. Ben oynarım yani. 2-3 split önce falan galiba EMEA'da, Heaven'da Euro oynamıştı. Guild oynamıştı. Ama hangi takımda mı? Yani şu an bana bir teklif yok. Gelsin, gel bizde Euro oyna diye. Yarın imzayı atarım. Özellikle Euro ama. Euro. Instalak Euro. Bir daha Force var sevgili gitarist. Nasıl olacak bu işler? Vallahi ilki çalışmıştı. Bence oyunun gidişatına da bayağı güzel bir etki etmişti. Ama ikincisi çalışacak mı bilmiyorum. Frost burada small gönderdi. Birazcık ufak da bir fake kullanmış oldu burada. Ve geriye doğru çekilen bir Papara Supermassive. Elite 53 camda. Burada yeteneklerden, mermilerden, bir şeylerden etkilenmiş. Yine hemen bir drone ile birlikte görüş alınmaya çalışılıyor. A tarafından büyük bir baskı var. Silahları bekliyorlar mı emin değilim. Gördüler şimdi rakiplerini. Riyans arka tarafa doğru uzaklaşırken bir tane patlayıcı geldi. Gong'a doğru çok güzel wallbankler elikten. Ezbere net temiz oyun. Evet, 5'e 4 retake olacak şimdi. Raz Moe bekliyor hala. 3 kişi A-Link'te, 2 kişi C-Link'ten retake yapmaya çalışacak. Papara Supermassive flash geldi, çıktılar. Rizzi ilk tekne attı, hızlı takas geliyor. Ya çok aşıktı ama 2 kişiyi bulmayı başardı Paura. Yalnız başına kaldı. İlk sarmalını açtı, acele etmiyor. Önünde smoke var. Şansını deneyebilir smoke'tan. Botunu geri çekti. Şimdi ilk difüs sesini duydu Paura. Smoke geçti. Tek pozisyonda. Elite'in roll'lanması çok zor. Paura dans ediyor adeta. Elite kaçmak zorunda kaldı. Ve düştü de. Ve düştü de. Yani o smoke timingini hiçbir şekilde hesap edemediler. Smoke da alınca yok oldu. İki force, iki başarı. Evet. S2G eğer plant'ı aldıysa, ikişer üçer bir şeyler de vurduysa çekiyor abi. Evet. Net çekiyor, ondan sonra oynuyor. Ha bu round gitmeye çok yakındı bence, round'un kahramanı Riyans. Riyans kesinlikle. Açık ara Riyans. Çok net oynadı. Net. Elite özellikle girişte gong'u vurduktan sonra bir ekstraya ihtiyaç vardı. O ekstra da Riyans'a yazılacak. Çift Vandal, bir Guardian ve bir tane de Bulldog şu anda mevcut. Biraz uzakları denedi, keşif oku onu açığa çıkartıyor. Sterben'i tutturmuş da ama yeterli değil. Düşünüyorum. Galiba Supermassive burada A'yı retake, yani retake'i bırakmayı seviyordu. Drone gönderiliyor. Hatırlamıyorsam. Belki S2G bunu değerlendirmeye çalışabilir. A tarafında büyük bir baskı gösterebilir ilk yarı boyunca. Orada kalabalıklaştılar. Evet. Geldiler. 5 oldu. Bayağı 5 kişiler şu anda A'da. Ama sesleri de vere vere geldiler. Sesleri vere vere gelince
Bence şu an eğer Power'a C'nin, B'nin bir yerlerin boş olduğunu anlarsa oyun döndürülebilir. Evet, evet. Ama Eko'nun üstüne bu kadar kalabalığa gitmek de bir sorun. Sterbe'nin canı az, okey. Rakip Eko, okey. Fakat beklenmedik iki skorda yok olan bir S2G izleyebiliriz. Dönecekler ya. Dönecekler. Evet evet, Power'a baksana C'de. Power'a çevirdi aynen. Power'a çevirdi. Gel C gel, C gel, C gel dedi şu anda. Dönüyorlar. Supermassive A'da, bu arada onlar da koşuyor. Ama yetişemez ki. Power'a çoktan aldı. Power'a çoktan aldı, onları karşılayacaktır Power'a zaten gelirken. Birds hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Selamlar. Selamlar oldu bir anda. Power'a kenara doğru yerleşti. Taret var. Taret'in karşısında başka bir tane Taret var. İki önceye doğru bir. Pink denemesinin ardından Sidereth Starman. Bir Şerif, bir Shokoku. Konum 3'e 3. Ve S2G oyuncularını birer birer kaybederken Papara Supermassive acaba aradığını bu roundda mı alıyor? Serbi'nin elinde bir Marshall var. Şerif ve Frenzy ile beraber sıkıntı çektiklerini görebiliriz. Easy kördü. Ulti kullanımı geldiğini görüyoruz. Terben burada alan atmaya çalışıyor. Lurz bir tane skor çekmiş. 70'e kadar düştü. 2-2 pozisyon şimdi. Easy side'daki Lurz'u yakalamaya çalışacak ama olmadı. Easy de Starbane'i buldu. 2-1 S2G öne geçmiş oldu. Power'a oyunu güzel çevirdi. Süre İyi yetiyordu. Çevirdi. Evet, süre yetiyordu. Ama sonrasında gelen skorlar çok acayip. Bir tane oyuncu şok okuna düştü. Belki öncesinde hani kaçarken sprey falan yemiştir. Gerçi spreylik silah yoktu da hasar almıştır. Aynen. Onu bilmiyorum. Bir de onun üstüne Şerif headshot ve Easy operatöre asıldı. Şimdi bu çok önemli. Easy'nin operatörünü hep konuşuyoruz. Zaten oyunu ilk başta C'de kurmak gibi bir amaçları yok. S2G bunu çok fazla sevmiyor. Yani mid başlamayı seviyorlar. Lobby bile değil yani. Genelde bu haritada oyun lobby'de dönüyor ama S2G mid oyunuyla başlamayı seviyor. Önce böyle bir skill temizleyelim. İşte alarm botu alalım, tarete alalım. Kontrol başlayalım. Mantığıyla oynuyorlar. Yakında sarmal olma ihtimali binaen bayağı bir duvarı kırdı S2G oyuncuları. One way geldi double door'a. Elit pozisyonunu koruyor. Yine yavaş bir başlangıç, aceleci olmayan bir S2G. Sakin, biraz daha infolu. Riyans Power'a birer yük sonra ultiye sahip olacaklar. Power'a'nın bir yük mü ya? Öyle bir yerde ya şimdi burada seyirciyle bazı infoları paylaşmak istiyorum. Arkadaşlar ne şartlarda maç anlatıyoruz? Bu pozisyondan sonra bunları anlatacağım. Hemen bir tane sarsma geldi. Ve geriye doğru uzaklaştılar. Ras, Fallbank'lerle birlikte birkaç tabii atış tutturmak istediler. Kırıldıktan sonra A boş, Power'a sürekli bir yerlere sızıyor, haritada geziyor. Skor buluyor mu? Skor bulamıyor. Oraya kadar her şey iyiydi. Evet. Orada bir küçük pürüz oldu. Retake ultisi var mı diye bakıyorum. Riyans'ın ultisi gelebilir demiştik. Riyans, planti de aldıktan sonra ultiyle beraber büyük ihtimalle engelleyecek de çok kritik bir round. Çünkü silahlı roundlarından ilkini oynuyor şu anda Papara Supremacy. Burası yolun ortasında. Yolun ortasında. Ulti çok güzel bir zamanda geldi. Retake yavaşlamış oldu. Evan'a da smoke yenilendi. Bu arada çok zor bir retake olacak bu Papara Supremacy için. Yapamayacaklar. Saklayacaklar, saklayacaklar. Yapamayacaklar, evet. Yani saklayacaklar. Hem Russ'ın City tarafına attığı one way, ardından gelen ulti çok güzel timing'ler bunlar. Çok. Bir de şöyle bir şey var, şunu kaçırıyorlar. Eğer minimum skill'le A'ya girerse saldırı tarafındaki takım, evet, zaten çok fazla skill'i var ve retake yapman çok zor. Aynen. Yani önce o skill'leri alabilecek bir pozisyona sokman lazım takımı. Adam böyle dümdüz yürüyüp A lobby'den gelip side'a girerse zaten o retake'i yapamazsın yani. Ya hep round başlarında konuştuğumuz şey var ya, hangi skill'leri takasladın? Evet. O bayağı büyük bir fark. Şimdi Riyans'in sarsmasını alırsın, tamam geri gelir. Sidereck sarsma atar, tamam geri gelir zaten. Bunlar çok önemli değil ama şok okunu çıkartabildin mi? Ne bileyim işte tareti, alarm botunu vesaire bir yerlerde düşürebildin mi? Onun yanında ekstra belki paranoyayı kullandırtabildin mi? Bunlar bence çok çok önemli. Ve round'da bir fark oluşturmuş oldu. Elite'in silah alması mümkün ama yani çekmek ister mi istemez mi bilmiyorum. Bu arada öğrendik Power'ın da ultisi bir yükmüş. Son round'dan evet, sonra bir yük oldu emin değilim. Şimdi şu şartlarda maç anlatıyoruz. Ekranın tam orasında bir amblem var. Amblem var.
Aynen. Ses kapalı işareti. İzleyici onu bir an anlamadı. Mute Pavra'nın ultisini ben göremiyorum abi. Yok mu? Şikayetçiyiz diyor. Buradan şikayetine. Çok büyük sıkıntıdayım. Gandhi. Benim mesleğim baltalanıyor. Allah dermansız dert vermesin işte. Böyle dertlerin var senin de. Gitarist. Ne yapalım? Hayat dertlerim bunlar abi. Yani en büyük derdim bu olsun. Ağlamaya başlasam. Göremiyorum. Ultiyi göremiyorum. Ultiyi göremiyorum. Müşkül durumdayım. Evet, Alobi'ye başlayacaklar herhalde bu sefer. Yani bir duraklatma gelmişti Bishop'tan. Paparazzi Promasiv'in ayaklanması için artık yani erken safhada zaten geride başlamak gibi bir durum var. O da böyle bir seri olursa artık Paparazzi Promasiv gerçekten zorlanıyor o noktada. Comeback atmak da yani kolay bir mesele değil bu oyunda sonuçta. Hele ki bu seviyede daha da zor oluyor. Evet, default bir başlangıç. Supermassive tarafında. Yine yavaş başlayan bir S2G. Yine A kontrol değil de mid kontrolle başlamak isteyen bir S2G var. Evet, Elite tam kol atarken Power'ın da kolunu gördü. Birbirlerini fark ettiler. Evet, sarmalını kullandı alarm modu kırmak için. Elite. One way gelince biraz rahatladı. Yani o kadar yavaş başlıyor ki S2G. Yani ilk zonlara hiçbir şekilde böyle round'un başında çıkalım, orada bir varlık gösterelim gibi bir olay yok. Bak, ilk round'un başında ben Eren Hetz'e cosplay. Ben. Evet, A tarafında 3 kişi var. 30 saniye daha A lobide. Yeni varlık gösteren S2G artık bu da yavaşın da yavaşı oldu yani. Allah hadi. Yani hani içim sıkıldı, daraldım. Ne olur yürüyün artık. Geliyorlar, bir klima mülima bir şey açın. Şimdi yine bir tane smoke var. Yine harika. Yetenek takasları bu sefer nasıl gelecek bilmiyorum. Bence planti farklı yere almak isteyebilirler. Oraya doğru birkaç aynı hazırlık pozisyon yapılmış olabilir. Yapılmamış, atılmadı. Very easy. Hadi bakalım. Planti alan oyuncu. Nasıl yapacaksın bu retake şimdi? Merak içerisinde bekliyoruz. Lurk pozisyonda herhangi birisi yok. Power'a gitmedi. Riyans patlayıcıyı atacak. Bir tane ulti kullanıldı. Ultiyle beraber site'ı genişletmeye çalışacaklar tabii ki. Reezy bütün alanını yarattı. İki tane round'da iki tane ulti kullandı. İki oyuncunun birden yeri belli. Pencerede ilk düşenisi burada server olacak. Sonrasında Lurz'un koyduğu yiğitten tekrar skorların geldiğini görüyoruz. Power'a bu karmaşacanın arasında nasıl Taret'le skor aldı hiç bilmiyorum. Fakat 3 oyuncu hayattayken S2G içinde fark 3'e çıkıyor. Ama bu round bittiğinde oyunda böyle mesela işte bir replik veriyor ya sana. O repliklerin arasından sevdiğin bir replik var mı? Ne alakası? Benim var abi. Replikleri düşünüyor. Benim hangisi var, söyleyeyim mi? Hangisi? Ucuzcu. Ucuzcu diyor ya. Ha. Ucuzcu. Düşünüyorum. Hiç özel düşünmedim bunu ya. Bunu düşün. Bunu düşüneceğim. Sen anlat falan. Evet. Alobi'ye çok hızlı bir şekilde çıktılar. Short'ta iki oyuncu var Paparazzi tarafında. Yine A bölgesinde 3 savunmayla başlıyorlar. Bu sefer ilk defa S2G bu bölgeye hızlı bir şekilde çıktı. Round'un başında çıktı. Genelde mid control ile başlıyorlardı. Russ öndeki isim. Kalabalık bir şekilde long'dan hareket etmeye karar verdiler. Short'ta henüz bir varlık yok. Ve Paparazzi Promasiv burayı 4 kişi savunmaya çalışacak. Çünkü Izzy C'yi kilitledi. Hop. Hemen bir tane. Geliyor. Kaçın kırıldı. Aha. Şimdi ulti de var. Haydi bakalım. Yakından. Haydi bakalım. Mecbur çıkacaklar. Arkayı bekliyorlar bu arada. Arkada bir şey olduğunu tahmin ediyorlar. Evet. Ama alınabilecek bir pozisyon değil çünkü oraya doğru taret kullanıldı. Bunu çok hızlı öğrenecekler. Rast geriye doğru çekildi bu sefer. Site içinde kalan birazcık daha farklı bir oyun sergilemek isteyen bir görüntü süpürmesi var ama işte silahlar problem. Silahlar problem olunca da tekrar çalışabilir. Sidex'i ikili almıştı. Sonrasında yine Reezy'den ayaküstü iki takas var. Easy ise silahı saklamak zorunda. Ama deneyebilir. Yani zorunda falan değil. Zorunda değil. Keyfine bakar. Hiç şans olmadı bu arada. Yani her şey çok koordine gidiyor, farkında mısın? Çok. Yani şu anda 4 kişi ağ savunması yapan Paparazzi Supremacy Blaze vardı. Blaze. Ah.
Sene 84. Oh, sene 80. Blaze. Ne yıllar onlar. Blaze dedi. Blaze dedi abi. Çok Blaze özür dedi. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. O az alışkanlığı. Lütfen artık ya. Ben girdiğimde öyleydi abi takımın adı yani. O... Ama bak bunları. Bunları konuş. Özür dilerim. Çok özür dilerim. Bunu yapmamam lazımdı. Doğru. Papara Supermassive. Evet. Bütün sunucular öğrendi. Bir saniye. Görüş sağlıyorum. Evet. Alt başında bir keşif oku. Bu arada Window'a smoke'la başladılar. Izzy operatörünü long'da kullanmayı tercih etti. Yanında Sterben vardı. Şimdi o Izzy'yi yalnız bırakıyor ve yine mid kontrol başlayan SVG var. İyi wallbank. Evet, güzel bir wallbank hasarı gördük. Elit yakın. Duvar vuruşu, duvar içi vuruşu ne diye çeviririz onu acaba? Bir görüş oku. Çok da etkili bir görüş oku mu? Tartışılır. Bakmayacaklar. Elit. İyi bait dedi bu arada aslında Rato pozisyonu ama ya Riyans ne yapıyor 3 round'dur abi? Riyans ne yapıyor ya? Sakin ol. Sadece Riyans'ı bir izleyebilir miyiz rica ediyorum. Ver, bırak başka kimseyi verme ya. Yani bütün olayın arasında 2'dir çektiği 2 skor var. Bir tane burada bir çok net peak var. Tabii önemli de bir takas Elite'in düşüşü. Killjoy'un olmayışı. Evet 4'e 4 pozisyon. B'ye girmeyi tercih etti SVG takımı. Smoke'larını kullandılar şimdi. Oo, ultiyi kullandırdılar. Ultimate'inden sonra Izzy'ye geliyorlar. Izzy sabit noktada. İlkini gördü. Karbon yakındı. Ördü düşürdü. Bu arada çoktan gelmiş havada yakaladı Izzy Power'ı. İki kişi kaldı SVG takımı. Zaten Snow bekliyor. Izzy üçüncüyü de vurdu. Riyaz son isim. Onun da full canı var. Izzy dans ediyor. Yardım geldi. 5-2. Taşıdı bu roundu Izzy. Muazzam bir performans ama SVG'den de çok güzel bir akıl oyunu. Çok güzel bir akıl oyunu, iyi bir çapa. Yani karşılıklı olarak görmek istediğimiz hamleler bunlar. SVG geldi. 3 oyuncu, 4 oyuncu. Herkes yerine yerleşti. F2 verdi, bam diye döndü. Dedi ki görüşürüz abi. Kendinize çok dikkat ediyorsunuz. Ulti bedava. Evet. Bu arada şurada sızan bir oyuncu da vardı. O çok kritik. Aynen. Şurada bu arada Elite bitirebilirdi roundu. SVG farklı bir karar alsa bitirebilirdi. Ben burada karbon gittiğini düşündüm hatta. Onu da söyleyeyim. Ve Izzy'nin desteğinin ardından zaten yapılacak çok fazla bir şey kalmamıştı. Riyans'ine deniyor ama bu kadar. Ve Rask bu sefer dedi ki ben geliyorum. Bir bakın şimdi oldu ama bir sakinleştiler. Evet baktık. Hızlı gibi göründü. Sanki ben direkt koşacaklar diye düşündüm ama ben de. Alakası yokmuş. Flash'la peaklediler. Vur Riyans çok net headshot. Çok net headshot attı Izzy'ye. Ve 4 kişi başladı bu round'a. Papara, Supermassive. Abi yine Riyans. Yani... Bilmiyorum ya. Power'a işte. Power'a sürekli sağdan soldan bir yerlerden akınca... Problem. Haritada... Bu sefer beklediler özel olarak. Burzy... Hata yapmadı. Aim'de de hata yapmadı. Tabii yine C'ye falan sızabilirdi. C'yi boş bıraktılar. Orayı retake oynamak istiyorlar. Ellerinde Elite'in de ultisi var. Site'ı boşaltıp tamamen long'a itebilecekler. B'ye doğru sanırım gelmek istiyor şu anda SVG. Bir alarm bot kırılacak. Alarm bot kırıldıktan sonra herhangi bir yetenek gelmesi birazcık daha zor gibi. Hemen bir tane flash atıldı. İçeriye doğru giriyorlar ve Elite ultisini kullandı. Yani bence B tarafında kullanılan bu ulti çok çok bir şey değiştirir mi tartışabiliriz. Lurz kendi ultisiyle beraber bambaşka bir yerlere gitti ve site'ı da bırak spawn'a kadar çıktı. Abi çok fena kaos çıkacak Anıl. Çok fena kaos çıkacak. X-Spike sesi geldi. Biraz panik var. Şansını deniyor smoke'dan SVG oyuncuları. Bir fake daha verildi Sterben tarafından. Yalnız hala sakin hareket ediyor peak burada. Bekliyorlar. Süre var. Smoke bitti. Rouse ilk açıdını attı. Yardım var Elite. Rouse'ı yakalamayı başardı. Güzel bir paranoya çıkıyor oradan. 3-3 pozisyon. Lurzy. Sidrex'i yakalayan isim. Diffuse'u oturan bir isim var. Elite. Elite'i yakalamaya çalışıyorlar. Son saniyeler bıçakla koşuyor artık ama Rizzy o anda klasiği çekip Elite'i yakaladı. Ve bu round'u kazandı SVG. Fena kaos çıktı. Fena kaos çıktı. Ben bu arada sonda süreyi tam dinleyemedim. O şeyi, bombanın, Spike'ın sesini. O yüzden anlayamadım. Dedim herhalde artık bıçağı falan gidiyor yani. Süresi kalmamıştı. Fakat şurada Rus'un ilk vuruşu, sonrasında gelen takaslar çok kritik. Kinci ultisini şu yüzden söyledim. Evet, site'in boş olduğuna emin oluyorsunuz. Bayağı bir temizliyorsunuz. Fakat fiziki bir yetenek olmadığı için otomatik olarak sizin bir aim fight'a girmeniz gerekiyor. Ve haliyle post plant tarafındaki takım çok daha avantajlı kalıyor. Bir kişinin ya fake vermesi ya da diffuse'a oturması lazım.
oyuncu eksik gibi oynamak zorundasın. Yetenekler de cabası. Hı hı. Ve Papara Supermassive'den bir half round izliyoruz. Çift Vandal, bir Bulldog. Biraz hani böyle mucize denmez ama iyi işler yapılması gerekiyor. Çok yakındı. Çok yakındı. 2-2. Çıkmadı. Börz'ü 37 can. TP atacak, yaratıyor. İçeride kaldı. Birazcık kötü bir pozisyonda. Riz'den gayet rahat, gayet bedava bir skor. Elit arka tarafta, ona bakan oyuncu Russ olacak. Onun düşürdüğü oyuncu yine Russ olacak. Riens round orta skorlarda ve takaslarda şu ana kadar sanırım hata yapmadı. %100 başarıyla gidiyor olabilir. 4'e 3 pozisyonda bir retake denemesi daha olacak. Papara Supermassive'den Rizzi çok fazla hasar aldı o kutudan. Sterben mermiler isabetli, 3'e 3 pozisyondalar. Retake şansını deneyecek Papara Supermassive. Lourdes side'daydı. Önce double door'da şansını denedi, olmadı. Smoke attı, içerisine girdi. Backside'larla 2 oyuncu var. Sterben platforma kadar ilerlemeyi başardı. Side direkt smoke'da bir kişi olduğunu tahmin ediyorlar ama Lourdes çok sakin kaldı orada. Zaman gittikçe daralıyor Lourdes. Mermilere yakalandı. 3'e 2 pozisyon. Diffuse oturan Sterben var. Yarıya geldi. Geçiyor da ulti kullanıldı. Ve böylece bir retake daha başarısız oldu. S2G izin vermiyor. S2G Haven'da yani Lotus da ne yaptıysa bir benzerini şu anda burada gösteriyor. Orada tabii savunmada başlamışlar. Daha farklı bir oyun vardı ama burada atakta çok net oynuyorlar. Sterben'in bir ultisi gelmiş durumda. Bu ulti round'u belki garantileyemeyebilir ama işte hani Reezy'nin herhangi bir orb'la beraber, Power'ın herhangi bir şekilde plant orb o bu skorla beraber gelecek tecritine tehdit yaratır. Hatta site girişine tabii daha da şey de yapar. Daha erken de atılabilir. Onlar önden kullanmak isteyeceklerdir. 7-2. Yine yakına bir giriş. Russ klasik smoke'la beraber hamlesini yaptı ve short'a doğru şu anda iniyorlar. Bir operatör olduğunu bence biliyor olmaları lazım ama C'de herhalde beklediler operatörü. Power'a da buraya çok yani elini kolunu sallaya sallaya geldi. Basit bir hata. Evet. Bu mesela 3 kişi asılması yapacak artık. Galiba burada çok ısrarcı olmayacak S2G takımı. Geri çekilmeyi tercih ediyorlar. Hep beraber Window'a yöneldiler. Birlikte şimdi Window'dan B önüne doğru gidiyorlar. Smoke var B önünde. Bu arada oyuncuları da geldi buraya. A-Link'de 2 oyuncu var. Hemen sağ tarafta Cydrex'i görüyoruz. Raz çok net bir eşer attı. Flash. Şimdi hareketlik olacak. Cydrex pozisyonunu koruyordu. Elite'in yardımı var. Lourdes yalnız başına kaldı. Elite C-Link'den gelip 3 tane kill aldı ve 3. roundunu kazandırdı Papara Supermassive takımına. S2G biraz random oynadı. Biraz, İlk baştaki koşuş, sonraki denemeler falan böyle şey gibi oldu. Abi alıyoruz modu, onu bilirsin. Hani roundlar geliyor, oyun akıyor. O moda girmemek lazım. Ve çok fazla bir şey de düşürememiş oldular. Bir tane plant yok. Yine düşürülen silahlar yok. Hala bir operatör tehdidi Easy'den mevcut. Şimdi C tarafında bu operatör kullanıldı ve C'ye doğru oyunun döneceğini galiba tahmin ediyor Papara Supermassive veya A-Retake'i tekrar kovalıyorlar. 3'e 2 yerleştiler. B'yi de boşalttılar. Ve Reezy hemen attı. Çıldınca. Direkt. Enti. Enti denir. Evet, 2 kişi asalımız yapacak. Dedi, bu arada Easy ters tarafta başlamıştı. O da asayla doğru yöneldi. S2G klasik oyununa döndü. Yani bir anlık böyle hızlanalım kolundan sonra dediler, yapmayalım biz, yavaşla iyiyiz şu anda. Yani çalışan şeyi bozmaya gerek yok hiçbir zaman. Evet, yani bir an bozmak istediler, tutmadı. Klasiğe döndüler. Ya bunu hep söylüyoruz. Hele bir de sen atakta olduğun için çözüm üretmesi gereken takım karşısı. Sen bir şey değiştirmek zorunda değilsin. Alsight çalışıyorsa 30 round arka arkaya Alsight oynayabilirsin. CS çalışıyorsa 30 round aynısını yapabilirsin. Hızlı yavaş yine. Yani evet, çok örneğini gördük bu arada. EMEA'da da bu çok oluyor. Tabii canım. Yani ısrarcı davranıyor takımlar genelde. Ha gayret. Zordu ama oldu. Zordu ama. Evet. Abi yani ne seviyede oynarsan oyna o şey vurulmuyor, taret vurulmuyor ya. Abi o taret gerçekten can sıkıcı bir taret. Evet, 3 kişi A'dalar yine. A tarafına yönelen S2G var fakat zaman aşırı daraldı sevgili gitarist. Biraz zor olacak bu durumda çünkü yakın noktada karşılamak istiyor aynı zamanda Sterben. Çok iyi yerde. Kontakta flash gelebilir buraya. Çok iyi yerde. Easy 2 indirdi. Sterben'den de bir cevap. Daha iyi bir pozisyon bekleyemezlerdi yüksek ihtimalle. Power'a lurk kovalıyordu ama
öyle bir şansı olmayacak onun da. Tek başına elindeki Phantom'ı saklaması belki de daha mantıklı olabilir. Dördüncü round şu anda Papara Supremacy'de ve son round'a gidecek S2G. Oyun 7-5'e, hatta pistolden sonra eşitliğe bile gelebilir. Kesinlikle. Yani çok kritik. Özellikle işte bu son iki aldıkları round inanılmaz kritikti. Ve 9-9-9-9 son round'da molayı kullandı. Lotus'ta da aynı şekilde yapmıştı. Tabii önemli bir mola bence. 7-5 ve dediğimiz gibi 8-4-7-5 evet. Yani insan bir round'dan ne değişir diyor ama çok şey değişiyor. Geçen sezon da analizi koymuştun. S2G şampiyon. Citron yazmış. Hashtag Challengers.tr ile bize ulaşabilirsiniz demiştik. Bu analizi koymuştun kısmı kimeydi ona tam emin olamadım. Vallahi bilmiyorum. Biri, sana mı bana mı? Biri analizi koymuştu. Kendisi mi koymuştu? Ben yani, ne dediğimi bile hatırlamıyorum geçen sezon. Çok vakit geçti ya. Ben şöyle sezonun ilerleyen kısmında S2G bastırdıktan sonra şampiyon olurları çok net söylemiştim. Acaba... Sezonun başında da biraz konuşmuştuk. Ama ona mı göndermiş şimdi bilemedim. Analizi koymuştun değil de o an koymuştum yazacaktı acaba neye mi bastı? Peki sence? Bence koymuştum yazacaktı. Olabilir, olabilir. Olur ya hani böyle yan yana ya o tuşlar. Yanlışlıkla basarsın fark etmezsin. Öyle bir şey gibi. İzlenimim o yöndeydi. Arkadaşlar burada Challengers.tr'ye tweet atıyorsunuz. Biraz dikkat gözünü seveyim. Ekran mı karşısındasınız siz? Ekrandasınız. Yapıştır rahat olun abi. Analize koymuşlardı. Hani Rus şelalesi bile yazıp atabilirsiniz. Evet, bu sefer Killjoy ilk defa A tarafına yerleşti. Zaten S2G yani maçın başından itibaren hep Killjoy skillerini temizleyerek round'u kurmaya çalışıyordu. Bu sefer Double Door'da bir Killjoy tehdidi yok. Ve önüne erken smoke geliyor. İzleyeceği tarafında S2G o kadar geride başlıyor ki sanki böyle haritanın ortasında bir çizgi var orayı geçmeyelim gibi. Ben transa geçiyorum arada S2G. Yani, fark ettim bilmiyorum. Ben ilk 40 saniye bende hiçbir round'da yok ya bu arada. Sen anlatıyorsun falan şöyle oluyor böyle abi birazdan başlar modunda. Hani gayet takılıyorum. İlk operatör kaçmıştı. İkincisiyle beraber drone kırıldı. Tabii bu da Ross'a sızabilecek bir pozisyon yaratmış gibi gözüküyor. Dash'i duydu. Dash'ten haberi var. Ross'ı pencerede beklemeyebilirler. Easy. Bekliyor. Bekliyor. Easy bekliyor. Diyor ama yalandan bekliyor gibi. Yalandan mı bekliyor bilemiyorum. Arka tarafta Serven'i Serven döndü. Ross kaçırdı. Serven döndü. Skor geldi. Hiç beklenmedik bir tane kill. Round'u belki de alabilecek bir kill. 5'e 4 bir take olacak. Şimdi solo ultisi geldi. Serven şansını deniyor. İsabet yok. Serven biraz daha düşündü. Yine isabet yok. Sana atsa 3 oyuncu. 3 oyuncu aynen. Tek çizgi üstündeler çünkü. 300 hasarım var orada net yani ama tutmayınca da tutmaz. Elit. Sakin kalacak. Bir tek hala bekletiyorlar bu arada. Acele etmediler. Bir görüş okuyla beraber şimdi execute geliyor. Karşılığı hemen çıkmış oldu burada. Smoke'dan çıktı. Daha sonra burst atar yapmadı. 3'e gidebilir mi bilmiyorum ama burst'ten bir tur shot kolu geldi. Sonrasında birebir takasta artık 2'ye 1 kalan bir S2G izliyoruz. Üst taraf mı, alt taraf mı? Son round'un galibi S2G olacak. Reezy hayatta, Power hayatta. Tecrit de şöylesine bir atıldı. 8-4. Yani ilk harita 9-3'tü. Şimdi 8-4 oldu. Yine bir mücadele olacak sıfırması için tabii ki. Pistol, pistol. Yani pistole çok bakıyor. Yani şöyle de bir şey var. S2G mesela pistolü kaybediyor ama gidip bir force yapıyor, bir şey yapıyor. Yine bir an çalıyor yani aradan. Orada çok dikkatli olması lazım. Supremacy takımının hani pistolü kalması da. Supremacy o şeyi verir mi? Force shot call mu? Şu yüzden sonra işte bu arada net geldi dediğimiz kill gelmedi. Evet evet çok net gibi. Burada işte Nurz'un gerçekten aldığı karar çok kritik. Orada iki kill çıkmasa round çok zor olacaktı. S2G için. Bir şey gibi sordum bunu. Hani S2G hep ataktayken kullandı bunu iki kere. Hı hı. Şimdi Papara Supremacy mesela atağı kaybetse ne yaparlar bilmiyoruz. Onlar da isteyebilirler belki. Yani belki spike kurma durumuna göre. Tabii. Ekonominin durumuna göre denenebilir. Bence denerler bu arada. Pistolü S2G alırsa ve hani Papara Supremacy ona gidiyor çünkü harita. Biraz aynen. Dert oradan dönmek. Rakip harita bir de. Ama istedikleri taraftalar. C'de bir boşluk var.
Dai direkt şu anda takımı oraya doğru yönlendirdi. Bakalım. Ster ben burada dikkat çekmeye çalışıyor sadece. Oyun hızlandı. C girişinde alarm bot var. İzli en öndeki isim. Dash'ini kullandı. Side'da şu anda smoke'ları attılar, yerleştiler. S2G bu retake atmaya çalışacak. Sterben lurk'te ona dikkat etmesi gerekiyor S2G'nin bu noktada. Yalnız Paura gayet bilinçli bir şekilde bekliyor. Paura evet. Çok emin. Paura çok hazır. Russ yakın temasta Easy ile bir aksiyon yaşayabilir. Önden gidecek oyuncu kendisi olacak mı acaba? Sidrex Paura'yı yakalanmış. Paura hazır da o kadar da hazır değil sanırım. Döndükten sonra güzel bir lurk pozisyonu gördük. Russ'ın Nesli ile beraber Şerif headshot çıkıyor. Riyans burada sağ kliklerini konuştururken şimdi imhaya oturacaklar. Elite smoke'ların içinden istenen hasarı aldı ve sonrasında imha devam ederken kaç oyuncunun hayatta kaldığının artık bir önemi yok. Ve o bahsettiğimiz force shot kolu galiba gelmeyecek. İki skor çok da yeterli olmaz. Ya o kadar dikkatsizler ki yani Sidrex o garajda bir kill aldıktan sonra sanki garaj diye bir yer yokmuş gibi oyunda. Evet. Hani hepsi kafasından sildi orayı hep beraber. CT tarafına baktılar. Orada hemen lurd bir pozisyon yakalamış oldu. Yani anlık verilen kararla gitti aslında. Çok dikkatsiz davrandılar. Ve dediğin gibi Force'a da gitmediler. Şerif aldılar. 4'e 9. Russ gördü. Bir mermi gönderdi. Hasar yok. Deşi var o smoke'a girer Russ. Hatta çarptı bile. Sup bence girip plant'ı alıp rahat çıkacak. Zaten sonrasında B tarafında çok yetenek olduğu için haritadan da fark ettiysen açılıyorlar. Hı hı. Russ geldi. C olmadığını biliyor. A tarafından gelen hiçbir info yok. Şu an B bekleniyor. Birazcık Papara Supremasif tabii Eko'nun da etkisiyle beraber sıkışmış oldu. Az daha sola doğru hocam. Abi Spike burada dedi. Geçti konuma. Abi Spike burada dedi. Geçti konuma. Sağ geliyor. Oo, ayak oyunlarına bak. Gayet sakin Russ zaten. Dash'ine güvenip bu agresif oyunu yapmıştı. Bu arada Izzy'yi de yakaladı Paura. İçeride kalan Sterben var. Arkasına geliyor Burzy. Arkasına geliyor. Russ aslında onu anladı da tepki veremedi o an için. Burzy ikinci teki de gönderdi. Bir tane daha çıkar mı Burzy'den? Paranoya geldi. Zor durumda. Lurz onu yakaladı. Russ çok net infolar aldı. Round'un da kaderiyle iyi oynadı yani. Öyle öyle. Ya B'ye kadar geldiler. Bir girsek mi girmesek mi? Hani bir bekleme durumu var ya. B'nin önünde B. Onu biliyorsun. O bir 3 saniye bekleme var her takımda. Orada bir orada, S verilir. Orada bir S verildi B'de. O arada işte Russ'ın açılmasını sanırım beklemiyorlardı. Tabii Burzy'den de 2 tane net kill. Ama nasıl bir hasar vermiş oldular? Yani Marshall düştü. Çok ölüm kalım değil. Russ şimdi onun yerine bir Vandal bulunduruyor. Paura da Şerif'le oynayacak. Takım arkadaşına galiba Spectre bırakıldı. Kader round. Easy'den aynen dediğin gibi kader round. Çünkü bu biterse artık evet force vakti demek. Tabii. Evet A tarafına yöneldi. Paura Supremacy yalnız başına olan bir Paura görüyoruz orada. İki tane sarmalı var girişte. Şimdi hareketli başladı. İlk sarmalını da açtı. Çıkmaya karar verdi tabii ki. Tekrar savaşmak istemiyor Izzy. Çok net bir headshot gösterdi. Ve 4 kişi retake yapmaya çalışacak S2G takımı. Tabii ki kolay olmayacak. Çok fazla kaynakları da yok. Izzy. Müthiş. O kolu yakaladı. O kolu yakaladı. Gayet net. Şimdi geçerken de birazcık daha hasar çıkartmaya çalışıyor. Tabii ki One Way'in etkisi var. Burada Evan'dan girebilecek pozisyonları olmayabilir. Riyans'ın elinde bir tane sarsma artı flaşı var. Bunların ne kadarını harcayacak bilmiyorum. Kutuya doğru belki bir tane yetenek kullanılabilir. Riyans henüz oynamadı. Sanırım exit track istiyorlar ya. Sanırım exit track istiyorlar. Hemen bir tag var. 5 oyuncu görüş mümkün olduğunca fazla silah korumaya çalışacaklar. Riyans kendisini göstermedi. Çıkışı istedi. Aa gösterdi resmen. 2 pikselden gördüler orada. Short'a birileri bakıyor mu? Kaçarken vurmaya çalışıyor. 3G gelebilir evet evet. 3G gelebilir. Biri geldi. Bir tanesi de sonra takas var. Ve headshot'la beraber easy round'u kapatırken Lurz da burada silah koruyor. Short'tan dönmeye kalkınca kendilerine o açıklığı yarattılar. S2G için pek hasar verilemeyen Papara Supremacy için de kesinlikle beklenen round. Evet. Gerçekten kıymetli. Evet, tek kayıp olması tabii ki yani ekonomik anlamda da çok önemli oldu onlar için. Çünkü hala fark var. O farkı kapatmak için de iyi ekonomiye ihtiyaçları var. Hata yapma payı da sürekli azalıyor. Yalnızca 3 roundu kalan bir S2G var burada. Galibiyete çok yakınlar. Evet, bu haritada Russ böyle bir giremedi yani haritaya. Geçtiğimiz haritada izinin yaşadığını biraz yaşadı. Çok pozisyon dışı kaldı. Çok talihsiz öldüğü roundlar var.
başlangıç. Önce Long'a smoke attılar. Oku da kırdılar round başında gelen. Aura da Bulldor'a yakın. Hop. Bir orada Sarmal ve Sterben. Drone'la birlikte short'taki yakın temasları kontrol etti. Burzy J-Long'a doğru bir pick almak isteyecek mi emin değilim. Lurz oraya bakmaya devam ediyor. Hopluyor, zıplıyor. Ve şimdi Smo'da bıraktıktan sonra arka tarafa doğru gelen iki tane lineup. Ve sonrasında hemen bir paranoya ardından TP ile kaçmaya çalışan bir Lurz var. Patlayıcı geldi, patlayıcıdan da çıkıyor. Smoke içinde bekleyebilirler. Riens, Burzy'yi almayı başarmış ama easy tahmin etmiştir rakibinin. Paro'dan güzel bir destek gelse bile artık sarsıldıktan sonra bir şeyler yapamayacak diyecektim. Bütün söylediklerimi geri alıyorum. Belki o bir şey yapamayacak ama... Yani şu round ortası Riens, S2G'nin aldığı 11 round'un 6'sında falan 3 tane vurmuş olabilir. Evet, çok iyi yardımlaşıyorlar yani orada ya counter skill denilen olay işte rakip yani en önemli skill'lerini ultilerini attığı anda atılan counter skill'in timing'leri işte Lurz'un attığı, Riens'in attığı hepsi çok iyiydi. Lurz zaten ilk paranoyayla bir durdurdu. Yani ulti geldiği anda zaman kazandı orada. TP attı bir kafa karıştırdı geri döndüğünde bir talihsiz yakalandı ama sonuçta o yardımın gelmesi için doğru vakitlerde kullanılan skill'ler var. S2G güzel bir şekilde bu execute'u bozmuş oldu. Evet, bu sefer de execute olacak. Riens. Riens sakin. Sakin. Smoke'la beraber güzel TP ile beraber geri çekildiler. Ulti attırmaya çalıştılar Riens'e. Evet, evet. Tam tersi oldu. Aynısını şimdi yapmak istediler. Evet. Riens yemedi abi dedi. O bizim taktik sıkıntı yok. Oo, easy kovalıyor. Denedi. İki bıçak gönderdi. Ama başarı elde edebilmiş değil. Şimdi burada sarsmanın etkilenen isim Sterben. Üzerine bir de tabii ki Kör Omudur mu söz konusuydu. Lurz'dan iki tane net kill geldi ve burada bu çıkışta 3 skorun kesinlikle verilmemesi lazım. Aynı yerden hamle yapıldı. Destek yok. Kontak ne yazık ki başarısız ve Papara Supermassive sanki 12. round'u verecek gibi Lurz 4 indiriyor. Adeta bir kill yarışı izliyoruz. Abi inanılmaz. Yani bu arada böyle top için delilenen şey var ya kafesin içindeki. Lurz yani o şu an Lurz. Hani yıllarca böyle oturup beklemiş. O anı beklemiş gerçekten. Çok acayip ya. Şurada da herkes sıkıyor ama işte üçlü eğime karşı yani birini vursan zaten kalan ikisi vuracak. Tamam skorlar Lurz'da kaldı da herkes de hazırdı yani. Orada Riens de hazır, Power'a da hazır. Tabii canım mutlaka. Hadi Lurz'u vurdun ikisinden biri seni alır. Bu haritada Easy tabii daha iyi, daha aktif, daha hı-hı etkin oynuyor ama dediğimiz gibi zaten Papara Supermassive'in çok öyle hani biri kötü oynadı da kaybetti durumu falan olmadı. Onlar genel oyun planını kabul ettirmekte çok sorun yaşadılar. Kesinlikle. S2G Esports hep daha pozisyonu nasıl oynayacağını bilen, beraber kalan veya planı olan taraf gibi gözüktü. Ve bugünün ilk karşılaşması da 2-0'mış gibi. Yine bir 7 roundluk fark. Evet. 12-5 miydi ilk harita? Evet. 12-5 değil mi? Aynen o da 13-5 bitti ya. 13-5 bitti. 13-5 bitti tabii. Ras yok bu sefer de. Ama yani, Ras'a gerek yok. Gerek de yani kalmadı yani. Zaten rolünü yaptı yani. Gerektirilen şeyler işte o önemli olan önde olup doğru bir timingde dash atması. O Sarsman'ın işte paranoyanın geldiği timingde dash atması. Alan kazanması yani. Alan zaten alan almaya çalışıyor sürekli Jet burada. Burzy kol atıyor. Power'a. Kırdı duvarı. Daha doğrusu kapıyı. Oradan oraya seslendirip. Öyle bir düşüyor ki C backside'a düşüyor bu. İnşallah bugün. İnşallah. İnşallah bugün hocam. Ve gayret geliyor. Güzel bir kontak var. Güzel bir kontak var. Burada Easy hata yapmak döndü soluna. Kili getirdi. Şimdi Lurz bir kez daha o şovu yapar mı? Bir kez daha o şovu yapamadı. Burzy olayı açtıktan sonra, rahatsızlığı verdikten sonra ultiyle beraber Easy'nin iyi bir baskı kurduğunu gördük. Ve ikili oyunu çalıştıran bir Papara Supermassive var. Omen ultisinden temiz verim alındı. Evet, 3'e 5 pozisyon. Riens'in ultisi belki kullanılabilir ama mutlaka bir kill bulmaları gerekiyor onu kullanmak için. Şu anda erken safhada öyle bir riske gireceklerini sanmıyorum. Önce temizlemeye çalıştılar garaj tarafını. Garajda kimseyi görmediler. Garajın önünde Easy var. Easy yakalandı. Riens hala tedirgin o noktada. Flash atıp kontrol etti orayı. İsteyecekler. Ulti atıldı, ulti atıldı. Bastıyor Easy bu arada.
Karşında bir tane sarsma var. Sağda 2 önce gördü mü? Bir orta! Rizzi oyunu kapatabilir. Burada imhada Riyans var. İkili bir pikte Sidrex başarılı. Diğer tarafta korumaya çalışması lazım Russ'ın. Russ koruyamadı. Popper'a Supermassive neredeyse veriyordu oyunu ama. Hala 6 tane şansları var bir geri dönüş için. Aa, inanılmaz bir roundtu gerçekten. Çok fena kaos çıktı. Ulti timingi çok iyiydi. Aslında counter bir şekilde sarsma da geldi Sidrex'ten ama Rizzi orada sarsılmamıştı. Neredeyse kazanıyorlardı. Evet. Neredeyse yani. Yine zor bir pozisyon aslında. Zor biri take o. Ya acayip bir kapanış olurdu. Evet. Acayip bir kapanış evet. olurdu. Bir an bir yürekler bir ani yükseldi. Ani yükseldik. Evet evet. Sonra hemen geri. Rutin. Evet. Aulavi'ye başlayan Masim var. Erkenden atılan ulti. Raz ultisini açtı. Yakın noktada izi var. Rizmin ultisi isabetli. Osmon. Diğer tarafında bekleyen izi oldukça sakin. Raz. Dash süresi sona erdi. Acele etmiyor. Smoke dağıldı. Dikkatli gelecek mi? Birdie çok dikkatli izi. Çok hızlı bir şekilde aldı bu takası. 5 canı var. Rizzi bu fight'ı istiyor. Rakibin canının az olduğunu biliyor. Drone'da yakalanan Sterven var 3'e 2 pozisyon. Izzy'nin canı yok. Çok zor bir round bekliyor. Derken Supermassive Blaze. Blaze. Ama işler karışınca otomatiğe bağlıyorsun ya. Orada evet, oluyor evet, bu. Evet. Ama heyecan yükseldi abi. Orada oluyor bu. İki oldu Easy. Ama. Power'ı indirdi. Ve işte şimdi tekrar bir şans var. Lurs görecek mi Elite'i? Elite'i gördü ama son saniye Longa'da bakmak istedi. Sanırım Short'un geleceğini düşünmedi orada. Biraz gecikince Elite. Ya da Elite doğru oynayınca desek belki de daha iyidir. Evet, evet. Abi Papara Supermassive demek çok zor değil mi ya? Ben Sup diyeceğim şu anda. Sup de abi rahatla ya, kısaltmayı kullan. Doğru abi. DA de mesela. Bir de hafızamda henüz böyle değil. Hani evet, çok anlıyorum ben hafızamda seni. Henüz böyle değil. Kabullenemedim yani o şeyi. Çünkü değil. Ağzına yapışıyor ya. Tabii tabii. Yapışmış olduğu için ama üçüncüde söylersem kovulurum artık. İki oldu çünkü. Yok. Çık buradan falan diyorlar. Bir daha söylemeyeceksin. Şu hareketi. Şöyle. Elimin tersiyle. Easy. Faura yerde. Silah konusu sıkıntı. Ekstra arayışları sonuç getirmiyor. 12-8 kesinlikle dönülmeyecek bir, kesinlikle dönülmeyecek bir skor değil. Ve şu anda buna gerçekten yakın Papara Supermassive. Ya Sup aslında çok erken zonalan bir takım. Yani Power orada bir çözüm üretirse maçı kazandıracak bir hamle yapabilir. Russ iyi yerde ya. Çok kritik, çok kritik. Russ iyi yerde sadece hata yapar mı Elite ona bakıyor. Aha hayır. Oh! Yok yok yok. Elite'den hata geldi. Ama en azından info aldılar. Russ ikinciyi de indirmiş. Sidrex yok. Side plan gelirken onu da vurabilir. Sağında anlayamadı mı rakibine bir sıkıntı oldu gibi. Riyan şimdi flash'la beraber darlamak isteyecek. Sol taraftan son saniye bir Sterben desteği var. Long tarafına bakmaları lazım. Pozisyon 2'ye 1'e kaldı. Sterben mi Russ mı? Bu round kapanabilir. Russ tekli kovalamak istiyor. Zorlamak istiyor Sterben'i. Bir kere bekliyor ve Russ'tan hata gelmedi. Maçın kazananı S2G olacak. Serinin kazananı S2G olacak. Batuhan, Raz, Malgaç. Oldu. S2G. Ya öbürü de çok iyi kapanış olurdu. Bu da olur. Bu da... Ama ultili round gerçekten muazzam bir kapanış olurdu. Yani şu anda yine Raz bu roundu kazandırdı. Arkadan gelerek önce iki kişiyi yakaladı. Sonra teke tek pozisyonu Sterben'e karşı kazandı. Orada Riyans'ın bir teki var. Güzel bir timingde Burzy'yi yakalamıştı. Yani S2G... Ya net olalım bu konuda. Bu maçta hem stratejik anlamda hem bireysel anlamda ve karar mekanizması olarak net bir şekilde iyiydi zaten. Ya S2G'nin bence bütün konularda daha iyi olduğunu herhalde söyleyebiliriz. Tabii çok tartışılacak bir yanı olduğunu düşünmüyorum. Genelde yapılan hatalar kendi hatalarıydı. Bunun yanında Papara Supermassive'in yani dediğin plan okumalarda genel oyun noktasında daha çok sorun yaşadığını gördüm. Ya tabii ki böyle günler geçemez mi? Geçer. Olur. 4'e 1 gidiyorlardı. Şu an 4'e 2 gidiyorlar. Yani. Çok ölüm kalım bir durum değil. S2G de 4'e 1'e gelmiş oldu. 3 galibiyetleri vardı. Aynen. Ve tekrar o hani ligi şampiyon bitirme yarışında, ligin şampiyon değil, ligin lig aşamasını playofflarından önce şampiyon bitirme yarışında önemli bir tabii ki galibiyet çıkarmış oldular.
Bir tane de DA ile maçları var. DA var. Pazartesi. Evet. DA da var. Yani tabii ki Supremacy şu noktada zaten playoff yarışında da senin de söylediğin.